Amasya halkının hemşehrilerinin irfanına ve ferasetine için Amasya için mutlak suretle hayır olanı tercih edeceklerdir. Seçim sürecinin kavga ve sorunlardan uzak, kişilerin birbirlerini incitmediği, projelerin yarıştığı, demokratik ve şehrimize yakışır bir ortamda yaşanmasıdır. Şu an şahit olduğumuz birlik ve beraberlik seçim sürecinde de devam etmesini temenni ediyoruz. Bu yoğun seçim sürecinde bizlere zaman ayırdıkları için Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyor. Yerel seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ben sözü sahibine yani Mehmet Sarı'ya devrediyorum. Saygılar sunuyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Sayın Murat Kırlangıç Bey ve ekibine, yönetim kuruluna hasreten ayrı ayrı teşekkür ederim. Kimseyi eleştirmek, suçlamak gibi bir niyetim yok. Hiçbir zaman yapmadım, yapmayacağım. Tespitlerimi ve düşüncelerimi de tabii ki sizlerle paylaşacağım. Evet, ülkemizde ve Amasya'mızda milli iradeyi yenilemek için önümüzde tam 20 günlük bir süreç var. Birlikte sandığa gideceğiz ve Amasya'nın yeni belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini hep beraber belirleyeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, geçmişte olanları, gelecekte umduklarını dikkate alarak karar verecekleri kanaatindeyim. Amasya'nın dününe bakacaklar, bugünkü durumunu tekrar gözden geçirecekler, yarın nerede olmak istediklerini düşünecekler, ellerini vicdanlarına koyup sandıkta oylarını verecekler. Tabii bu arada ben hiçbir siyasi parti ayırt etmeden tüm Amasya'nın oyuna talip. Partisi ne olursa olsun, benim sevdam Amasya diyorsa gelsin beraber kol kola girelim. Ama kimseye de bana niye oy vermedin? Sen kime oy vereceksin? Neden bana oy veriyorsun? Falancıya veriyorsun. Falancıya filancıya verirsen yarın da böyle olur. Demek gibi cehaleti ve gafleti hiçbir zaman gaflete hiçbir zaman düşmeyeceğim. Bana oy vermezsen şöyle olur. Ötekine oy verirsen böyle olur. Sonrasında sen bilirsin. Maalesef. Zaman zaman aslında işin sahibinin haberi olmadan dışarıdaki arkadaşlarımız bu cümleleri hem bizden hem diğer siyasi partideki arkadaşlarımızdan kullananlardır. Efendim biz belediyeye gelirsek böyle olur. Ne olacakmış yani? Hoş geldin, sefa geldin. Veya gelemezsek böyle olur. Ne olacakmış? Kader dediğimiz bir şey var. Kaderden gelene tevekkül tutu alır, nakter geçeriz. Aklı olan, vicdanı olan insanlar doğruyu tespit edeceklerdir. Doğru da buluşacaklardır. Eğer ben mümessar olarak hemşehrilerimin gönlünde iz bırakabildiysem Amasya olarak, bu Amasya'nın evladı olarak, Amasya'nın tozunu toprağını yutmuş, sokaklarında ayakkabısını eskitmiş, bu ırmağında yüzmeyi öğrenmiş, çocukluk yıllarını, gençlik yıllarını bu Amasya şehrinde geçirmiş olan bir kardeşimiz olarak mahcup olmayacağını düşünüyorum. Takdir yine Amasya'lıdır. Tabii benim bu temennilerim her kardeşim, her arkadaşımız için, siyasi partilerdeki aday arkadaşlarımız için mutlak surette onlar için de geçerlidir. Ama ben kendimi arz ediyorum sadece. Ben Amasya'nın vereceği karara şimdiden boyun eğiyorum, baş tacı diyorum. Efendim, her ne olursa olsun yeter ki Amasya kazansın, Amasya için hayırlı uğurlu olsun. Şu
Konuşmaz zaten.